Amerika'nın ünlü hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nda bir büyük skandal daha yaşandı. Amerika'nın ünlü hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nda yaşandığı iddia edilen olaya göre Tahara Ahmet isimli genç Müslüman kadın başörtüsünden dolayı ayrımcılığa maruz kaldı. United resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şirket olay hakkında araştırma yapmakta denildi. Hava yolu şirketi temsilcileri konu hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Tahara Ahmet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçakta yapılan içecek servisi sırasında hostesten istediği diyet kolanın kendisine kapağı açık bir şekilde servis edilmesine tepki göstererek hijyenik sebeplerden dolayı kapağı kapalı bir kutu kola getirilmesini istedi. Buna karşı ise hostes sana kapağı kapalı kutu kola veremem bu yüzden sana içecek yok diye karşılık verdi. Hostes buna gerekçe olarak da kendilerinde böyle bir yetki olmadığını çünkü bazı insanların bunu silah olarak kullanabileceğini söyledi. Bu sırada Ahmet'in yanında yolculuk yapan kişiye ikram edilen kapalı kutu içerisindeki birayı işaret eden başörtülü kadın neden sadece kendisinin bu duruma maruz kaldığını sorması üzerine bira kutusunun kapağını açan hostes sen bunu silah olarak kullanmadan ben açayım tepkisini verdi. Bu durum karşısında diğer yolcular tarafından da kendisine yapılan ayrımcılığa dikkat çeken Ahmet yolculardan biri hakaret ederek evet bunu silah olarak kullanabilirsin kes sesini dediğini diğer yolcuların da bu olay karşısında sessiz kaldıklarını belirtti. Amerika'nın en saygın üniversitelerinden biri olan Northwestern Üniversitesi'nde dinler arası diyalog yöneticisi olan Ahmet yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Beyaz Saray'a Amerika Başkanı Barack Obama tarafından davet edilerek onore edilmişti. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyada United Hava Yolları'nın Ahmet'ten özür dilemesi beklenirken şirkete protesto çağrıları yapılıyor.